Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup <laughs> videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, Luna üzerine konuşacağız arkadaşlar. Terra Luna projesinin uzun vadede hangi noktalara ilerleyebileceği, fiyatlarının ne gibi pozisyonlara, ne gibi fiyatlara erişebileceği konusunda konuşacağız. Ee, ve bu bağlamda Trading Education sitesi üzerindeyiz. Genel olarak da dediğim gibi bunları e, potansiyel fiyatlarını değerlendirmeye çalışacağız. Siz de yılı geçen bu tarihlerde ne gibi fiyatlarda olabileceğini kişisel tahminlerinizi yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Fikirdir, önemlidir arkadaşlar. Şimdi e, burada tabii e, lunc'dan bahsediyor. Şimdi genel olarak bir e, lunc nedir, luna nedir kısmı. LUNC'un ne olduğuyla alakalı biliyorsunuz zaten konuştuk arkadaşlar. Önceki videolarda mevcuttur. Detaylı bir şekilde girip izleyebilirsiniz. LUNA tarafına bakmak gerekirse Terra projesi, Terra Classic'in yani çökmüş olan bozulmuş o ekosistem yapısının hibrit bir hard forklu halidir. Ortaya çıkan bu şekilde bir projedir. Üzerinde maalesef çok fazla güvenlik zafiyeti içerdiğini bir kere bilmek gerekiyor. Zaten bundan kaynaklı olarak kurumsal ilgisi yok denecek kadar azdır. E, başından beri aynı zamanda çöküş ekibi dediğimiz yani Terra klasik'teki çöküşü getiren ekip Terra projesine kaymışlardır ve orası üzerinde faaliyetler sürdürmeye devam etmektedir diyebiliriz. Yatırımcılar Terraform laboratuvarına güveniyor. E, maalesef pek güvenmiyor arkadaşlar. Yani güven ortamı yok. Burada tabii biraz Hadi kibar olmaya çalışmışlar diye yorumlayayım. Bu arada Luna'nın fiyat analizini bundan sonraki videoda yapacağız. Tamam mı? Yani Luna Coin'in fiyat analizi videosu bundan sonraki video olacaktır. Ki zaten günün son videosu olacak. E, Terra'nın ne olduğuyla alakalı zaten konuştuk. Nereye sığıyor derken. Şimdi e, Terra'nın fiyat geçmişine bakmak. Yap. Luna daha doğrusu Luna Klasik ilk çıktığında yanlış olmasın herhalde 50 centten mi çıkmıştı 20 centten mi çıkmıştı arkadaşlar öyle bir şey. Tabi adamlar çok büyük ölçüde yükselttiler bunu nasıl yükselttiler e, yapay şişirme tekniği kullandılar farklı noktalara bunu e, satarak teminatlandırma yapmak yerine şişirdiler bunu yeni projede neden yapmadılar çünkü ellerinde herhangi bir şekilde bir gelir yoktu yani bunu yapabilmek için karşı tarafa ayırabilecekleri herhangi bir fon yoktu arkadaşlar tamam şimdi Terra Token ile alakalı konuşuyor 2025 yılına kadar Luna'nın arkadaşlar ha 2023 yılı içerisinde 92.69 dolara kadar Luna'da bir yükseliş olabileceğini dile getiriyor böyle bir yükseliş ihtimali yok denecek kadar azdır Luna'da biz biraz daha gerçekçi konuşursak 6-7 dolarlara bilemediniz maksimal halde 10 dolarlara kadar belki ulaşabilir arkadaşlar. E çünkü trader oranları hiç fena değil Luna deyip de geçmemek lazım. 2023 yılında çift taneli fiyatları ben zorlayabileceğini düşünüyorum. Fakat 3 haneli fiyatları zorlamanın yanından yakınından ucundan bucağından geçebileceğini düşünmüyorum. 2023 yılı dahilinde iyi yükseliş potansiyeli barındırdığı kanaatindeyim. Ancak dediğim gibi bunlar bu şekilde fiyatlara bir erişimi kapsamıyor. 2025 yılı için 125 dolarlardan bahsediyor. Şimdi 2025 yılında ben bakın Luna projesi arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Mesela pek çok kripto para için genelde şu yorumu yapar halde olmuşumdur. Ayı Boğa döngüsünü takip edin demişimdir. Bakınız Şiba'da, bakınız Lunca falan gibi. E, fakat Luna'da bunu söyleyemiyorum. Luna'da 2023'ü takip edin e, yorumu yapabiliyorum sadece. Ya da daha spesifik konuşursak Bitcoin'in ilk dalga hareketini e, takip edin diyebiliyorum. Bunun ana sebebi de arkadaşlar 2024 ve 25 yılları e, biraz kritik. Yani hiç değilse 2023 yılında çok fazla öyle bir heyecan aksiyon yaşanmaz tamam mı? Fakat 2024-2025 diyeyim hatta yıllarına kadar büyük ihtimalle Duvon içeri girer, ekibi tutuklarlar, e, Tera projesinin varlıklarını, TFL'in varlıklarını dondururlar. Yani neler olur neler. O yüzden e, bu yıllar Tera için radikal ve e, riskli olabilecek yıllardır. O yüzden çok fazla e, açılmanın anlamı yoktur. Dediğim gibi radikallik bar e, barındırır. 2025 yılı için tabii hayatta kalmayı başarırsa 2023'ü e, takiben yükselişler yapabilir arkadaşlar. Ama onun da çok ilerisinde bir yön yukarı ve katlama oranı barındırabileceğini düşünmüyorum. Haricinde Luna ile alakalı bakın 2025'te 600 dolarlardan bahsediyor. Ya kaldı ki yok ya zannetmiyorum arkadaşlar. Bu gibi fiyatların gelebilmesi e, çok çok ütopik. Hatta ileride galiba daha yüksek fiyatlar mı vardı? 700 dolarlardan falan e, bahsediyordu. Nerede o? 2030 ben yanlış mı gördüm? Ha 2030'a kadar 1120 dolarlardan bahsediyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ya zaten e, burada tutup şey yaparsa bu sene tutup 100 dolar yaparsa iddia edildiği gibi zaten 1120 doları görmesi 2030'a da kalmaz 27 açılımında da yapar onu yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, biraz sıkıntılı. E, bu bu kadar yani bu denli yorumlara çok fazla ben itibar etmeyi mantıklı bulmuyorum. Dediğim gibi 1120 dolar vesaire bunlar çok e, uç fiyatlar arkadaşlar. Başka ne var? Yok. E, almalı mısınız e, gibisinden konuşuyor. 2023 döngüsünün ötesine geçmeyecekseniz biraz daha orta vade döngüsünde kalabilecekseniz arkadaşlar o zaman değerlendirilebilir. Ee, için para birimi için nereye yatırım yapmalıyım? Hani nerelerde var anlamında galiba. Ya şey de var, Binance'ta var en büyük örneği. E, stable Stablecoin'ler iyi, yani stable iyi bir yatırım mıdır? Yani stablecoin'ler iyi bir yatırım mıdırın sorusu. Eğer yani dolarda kalmayı tercih ediyorsanız değişir. Yani ne diyebilirim ki? Terra'da nasıl para kazanabilirim? E, tabii staking aynı zamanda genel gelirler. Bu arada stake oranları çok yüksek değil. Ben bunu destekliyorum. Dediğim gibi 2023 e, dahilinde, 2023 içinde yatırım yapılabilir. Bu sorunun cevabını zaten bir sonraki videoda vereceğiz e, Luna'ya yatırım yapmak için iyi bir vakit mi? Orta vadede bence hala iyi bir vakit. E, tabii kısa vadede daha ileri düşüşler yaşanma ihtimali yüksek olacaktır arkadaşlar. Ya Genel olarak dediğim gibi durumlar ve Luna'nın ana temel analizi de bu şekilde böyle bir anlatıya sahip olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.